Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün Last Empress Wars oyununun 3. yıl dönümü. Neredeyse 2 haftadır etkinlikler devam ediyor. Bugün de yeni bir etkinlik daha başlattılar. Bu şekilde 3. yıl dönümü. Burada şöyle göstereyim, hemen burada yukarıda 3RD yazıyor yuvarlak içinde. Ona basınca yıl dönümü girişi diyor. Bunu almayı sakın unutmayın. Her gün veriyor ve daha 6 gün. 6 gün daha bu etkinlik devam edecek. Her gün farklı ödüller veriyor. Bunları unutmayın almayı. Bir de burada yanında bu sürekli değişiyor 5 günde bir. Bugün değişti. 5 gün 5 günlük yeni bir başlangıç oldu. Bu şu şekilde tüm yani şu anda bulunduğunuz hisardaki herkes bu ateşi beslemesi lazım. Besledikçe sıralama artıyor. Burada kişisel sıra yani sizin sıralamanız gözüküyor altta. Şu anda ben ilk kutuyu açtım. İkinci kutuyu açacağım. Kutulara bu şekilde basarak ödüllere de bakabilirsiniz. Ödülleri de iyi. Yalnız en iyi ödüller şurada ödül sıralaması. Ödüllere bak. Burada bunlara ulaşmamız için alttaki sıralamayı yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle hemen dünya haritası. Dünya haritasındaki zombileri keserek bu avare değil. Bu şekilde normal zombileri. Şu anda benim kesebildiğim zombi 22'ye kadar. O yüzden 20 0'dan 22'ye kadar. 0 zombi kes 1 level zombi kesseniz bile geliyor. Şu şekilde gösterdim hemen e-posta. Şöyle geri zombi raporu. Telefonu da şarja taktık, kasıp duruyor. Bazen gelmiyormuş. Bir dakika, bunda işte burada. Kav yani ateş. Ateş geliyor. Sürekli geliyordu ama bunlar da neden gelmemiş anlamadım. Kav geliyor. Onlar da şurada toplanıyor eşya bölümünde. Evet, şu anda 7 tane. Az önce hepsini şeyledim. Gönderdim kıtaya. Ateş kulesine gönderdim hepsini. Şu anda 0'dan 9 tane daha topladım. Ateş kulesini ülkenizdeki ateş kulesi nerede olduğunu görmek için eşya bölümündeki bu ateşe tıklıyorsunuz. Bakın burada hemen gösteriyor. Haritadaki 604-601 koordinatları. Hemen o koordinatlara gidelim. Aha, 604-601. Az önce gittim kaydolmuş demek ki. Gördüğünüz gibi burada yıl dönümü meşalesi. Şu anda herkes buna göndermeye çalışıyor. Elinden geldiğince gönderiyorlar. Teslimat diyelim. Ve elimizdekileri gönderelim biz de. 10 15 dakika sonra ulaşacak. Bir de şu şekilde söylemiştim burada. Bunları almak için meşaleyi beslemeniz lazım. Ben az önce beslediğim için bu ödülü aldım. Ödülü de unutmadan hemen alayım ben. Çünkü belli bir süre sonra ödül kendi kendine gidiyor. İşte burada. Anladım. Yani teslim ettikten ateşleri teslim ettikten sonra bu geldi bana. Yani orada yazan ödüllerle aynı mı? İyicene bakmadım. Önce şunu da alayım. Şimdi bakalım. Buradakilerle aynı. Şu anda buna gidiyoruz. Elmas olsa benim için daha iyiydi. Çünkü elmas her türlü işe yarıyor. Bu etkinlik bu şekilde. Yani daha yıl dönümü, 3. yıl dönümü olduğu için birçok etkinlikleri var. Burada etkinlik bölümünde altın sandık. Bir de şu başta da hemen göstereyim. Burada tüm etkinliklerin olduğu yer ya da oradan bulamazsanız hemen İçeriye dönelim. Ha, içeriye döndük. Deponun arkasında etkinlik merkezi yazıyor.
Buradan daha kolay erişirsiniz. Altın sandık. Burada gördüğünüz gibi altın sandık kademesi var. Bu da farklı ödüller veriyor. Şu şekilde evet, aldığımız ödüle bakamıyoruz. Şuna bakalım. Depo bataryası ve hızlandırma. Çip, subay tecrübesi. Bu da saatlik hızlandırma ve subay tecrübesi. Bu şekilde ilerledikçe ödüller de artıyor. En sondaki ödüller bunlar. Turuncu ekipman seçim kutusu. Ondan sonra eriyen çekirdek. Bu eriyen çekirdeğin kırmızısı bende hiç yoktu. İlk defa eğer bitirebilirsem alacağım. Turuncu dönüşüm bu da yok. Yani bu etkinliği bitirmem lazım her türlü. Burada kupaya basarak etkinliğin sıralamasına bakabiliyorsunuz. Daha şu anda ancak genel sıralama var. Sunucu sıralamasında daha kimse yok. Bunu da nasıl yapacağız? Her gün bronz ve gümüş altını yapamıyoruz. Çünkü altına para yatırması istiyor. Yani bizim para yatırmamızı istiyor. Onu yapmıyoruz. O yüzden bronzu az önce yaptım. 10 24 saat. Evet, 1 saat önce falan yapmıştım. 24 saat sonra tekrar bir defa hak daha veriyor. Gümüş de 2 gün sonra, yani 2 gün sonra veriyor. 2 gün sonra bir defa daha hak veriyor. Bunları beklemenize gerek yok. Eğer elmasınız varsa, gümüşü demiyorum çünkü gümüş 1000 istiyor. O yüzden gümüşü geçiyoruz ve bronz şekilde başa dönelim. Ve bronzu 200 elmas bağışlayalım. Çemberimiz dönüyor. Çember kendi kendine dönüyor. Direkt bastıktan sonra herhangi bir şey. Evet. Aldık. Şimdi tekrar çevirelim. Bu kez ne gelecek? Bir puana lazım. Aa, gene ondan geldi. Hadi videonun şeyine binlik bir tane yapalım. Nerede bu? Burada hemen 1000, şöyle 1000 yapalım elması. Direkt tekrar geçelim oraya. Gümüş yukarıdaki sıralamaya daha çok veriyor. Hemen basalım. Gümüş 1000 elmas. Ne diyor? Açmak için gereken sayıda bakır sandık açınız. Bu gümüş beni zaten sinir ediyor. Daha önce bir saat önce tekrar yapmaya çalıştığımda da gene olmadı. İlgili sandığı açmak için gereken sayıda bakır sandık açınız. O olmuyor. Biz bronza devam edelim. 1000 elmas bitene kadar ve gümüşte ışık yandı. Hemen gümüşe dönelim. Işık yandı ama bu ışık ücretsiz verince yanıyordu. O gümüş beni sinir ediyor. Neyse ben bronza devam edeyim. Elmas bitene kadar bronza devam edeceğiz. Bu etkinlik de bu şekilde. Yani şansınıza. Tabii bana VIP puanı gelse daha iyiydi. Çünkü CVIP 1 yapacağım. CVIP 1 videosunu da en kısa zamanda çekeceğim. Çünkü CVIP 1 pek işe yaramayan bir bölüm. Orada çok şey işe yarayan pek şey yok. Onların nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığını da çekeceğim. O yüzden VIP puanı biriktiriyorum. Ve sonuncusunu da basalım. Hadi dön. Gene VIP puanı gelmedi. Burada etkinliğin, bakın bu etkinliğe devam ediyoruz ya, puan kazanıyoruz zaten etkinlikten. Burada da sıralama. Bakın burada kurallar yazıyor. Olasılıklar. Yani bunlar sıralamaya girenlere bronz, gümüş. Burada kurallar yazıyor. Nelerin gelebileceğini yazıyor. Yani neleri yapınca daha fazla puan kazanacağınızı yazıyor. Sandıklar. Yani sandık dediği. Nerede, burada sandık yok mu ya?
Sandık dediği gümüş bölümündeki sandıklar galiba. O sandık sistemini zaten tam anlamış değilim. Mor ekipman seçim kutusu. Bu neymiş? 24 saatlik barış. Hemen altına dönelim. Kurtarma sıfırla. Kurtarmayı sıfırla mı? Kurtarma yeteneği. Ha, bu yetenek sıfırlama. Burada asker arttırma var. Gümüş madalya var. Bu neymiş? Askeri dosya. İkinci bölge. Ben daha ikinci bölgeyi açamadım ki bana ikinci bölge olsun. Bunu satın al diyelim. Gördüğünüz gibi 700 TL. Ben 700 TL bu oyuna yatırırsam gece uyuyamam. 700 TL yatıramayacağınıza göre, yani yatıran vardır. Şu anda benim bulunduğum serverde de yatıran mutlaka vardır. Çünkü çok hızlı gelişenler var. Para yatırmadan o kadar hızlı gelişmek imkansız. Yani bu etkinlikler bu şekilde. Yıl dönümü etkinliklerini sakın kaçırmayın. Yani her 5 günde bir ya da 3 günde bir yenileniyor. Bu şu anki gördüğünüz her yerde palyaço şapkaları var ve süslü. Bunlar bugün geldi. Yani bugün bu etkinlik başladığı için geldi. Yani bu etkinliği en hızlı bitirmenin yolu bol bol neydi? İsmini unuttum ya. Zombi. Bol bol zombi kesmek. Tabii zombi için de size enerji lazım. Benim enerji stoğum burada. Sizde stok yoksa mecburen bekleyeceksiniz. Ya stok etkinlik yaparak da geliyor zaten o virüs enerji stokları. Her şekilde tabi avareler hala gitmedi. Bu avareleri de bir türlü kesme şansı olmadı. Onlar da bir şekilde keseceğiz artık. Bu videom da bu kadardı derken bir dakika hemen bir bakalım. Teslim edilmiş. Sıralama ödülümü ne, puanımı neden vermediler? 9 tane burada. Teslim edilmedi mi? Bir bakalım. Şimdi 9 tane. Az önce galiba iptal oldu. Ya da benim internet bağlantısı koptu. Ondan saymadı. Şu anda tekrar gönderdim. Buraya her meşale yani ateş gönderdiğinizde sizin burada sıralamanız aşağıdaki sıralama artması gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi her kav yani her ateş size 10 puan verecek. Ben 9 tane gönderdim. 90 puan buraya eklenmesi lazım. Yani bu sandığı büyük ihtimal bugün ya da yarın bu üçünü de almış olurum. Diğer ikisini de almış olurum. Bu etkinliği bu şekilde en iyi yapmanın yönü zombi kesmek. Sürekli zombi keseceğiniz artık. 1-2 gün kaynağı ara verip sürekli zombi kesilecek. Bu başka türlü bitmez. Ödüller çok iyi ödüller. Bu ödülleri almanın en iyi yolu da zombi kesmek artık. Zombi keseceğiz sürekli. Bu videom da bu kadardı. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. En kısa zamanda zaten CVP videosunda görüşeceğiz. Şu anda VIP 10'da kaldık. CVP olunca artık neleri alacağız, neler işe yaramıyor onları göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve istediğiniz bir şey varsa yorum olarak atmayı unutmayın. Hoşça kalın.